kara hakimiyet teorisiyle giriş yapalım dedik. Bakın, hem coğrafya alan olsun, hem sosyal bilgiler öğretmenliği alan olsun, fark etmez. Eğer sana teoriyi soruyorsa, kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar, o görüşü ortaya atan adamı verecektir. Bakın, kesinlikle. Bundan emin olabilirsiniz. Hiç şüpheniz olmasın. Eğer bize arkadaşlar sorduğu soruda, dikkat edelim, hakimiyet teorilerini soruyorsa, kesinlikle bu görüşü ortaya atan kişiyi söyleyecektir. Ben hemen baktığımda kara hakimiyet teorisiyle başlamıştık. Burada Halford Mackinder'i arkadaşlar, Mackinder'i görmekteyiz. Bir, bu görüşü kimin ortaya attığını bileceksin. Kara hakimiyet teorisini ortaya koyan kişi Mackinder'dir. Ve asla unutma, Heartland kelimesini de, hepsinde bir kelime var. Heartland, kenar kuşak, efendime söyleyeyim, mihver devlet. Kesinlikle bunları bileceksin. Ona göre Heartland, yani kalp sahasına hakim olan kişi dünyaya egemen olur diyor. Mackinder böyle bir kara hakimiyet teorisi ortaya atmış kıymetli dostlarım. Dikkat edelim. Peki bu adamın söylemiş olduğu kalp sahası neresi? Şu görmüş olduğunuz ülkemizi de içine alan kalp sahası arkadaşlar. Yani Sibirya görüyorsunuz arkadaşlar. Rusya burası. Heartland'ı görüyorsunuz. Yani bugünkü Sibirya ve Avrupa'nın doğusunu hakim olan devlet diyor, dünyaya hakim olur diyor. Ve Sibirya'dan başlıyor arkadaşlar, Sibirya'dan başlıyor. Rusya, değil mi, önemli, Türkiye'ye kadar ve Avrupa'nın doğusunu hakim olan devlet, yani ona göre Heartland'a hakim olan, kalp sahasına hakim olan devlet dünyaya egemen olur diyor. Arkadaşlar dikkat edelim. Bu görüşten en çok etkilenen kişi Hitler'di. Hitler ne yapmıştı? Buraya saldırmıştı, değil mi? Bunu Heartland'a, kalp sahasına saldırmıştı. Büyük bir hezimete uğramıştı. Dikkat edeceksiniz. Hitler'in bundan etkilendiğini görüyoruz. Hatta 1. ve 2. Dünya Savaşı diyor. Bakın, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda bu görüşten etkilenme söz konusudur arkadaşlar. Buradaki doğal kaynaklara vurgu yapacak kara hakimiyet teorisi Halford Mackinder, Heartland kalp sahasını unutma, Türkiye'de bu saha içerisinde kalıyor, Sibirya, Rusya ve Avrupa'nın doğusunu içeri alıyor. Önemli arkadaşlar, dikkat edelim arkadaşlar. Ha, kalp sahasının dış uyduları var. Şimdi bir de o da var, onu da söyleyelim size. Şimdi bu kalp sahasını görüyorsunuz, kalp sahası şurada, şu kesimler. Dışında kalan kesimler ise uydu kesimler arkadaşlar, karşımıza çıkıyor. Britanya, Japonya, Amerika, işte efendime söyleyeyim, Avustralya, Afrika. Yani şu dış sahayı da dikkat edeceksiniz, uydu olarak veriyor. Heartland'a sahip olan tüm dünyaya sahip olur demişti Halford Mackinder. Yani kara hakimiyet teorisi, bir daha söylüyorum, soru geldiğinde İsmi bileceksiniz. Bu görüşü kim ortaya koydu? Yine Heartland kalp sahasından bahsedecektir. Bu kelimeleri bileceksiniz. Gelelim kenar kuşak teorisine arkadaşlar. Dikkat. Nicholas Spickman. Spickman arkadaşlar bu teoriyi ortaya koymuştu. Kara hakimiyet teorisiyle arkadaşlar, aksine dünyaya hakim olmanın yolunun Heartland'ı çevreleyen sahanın ele geçirilmesiyle, yani dış kenar hilal diyor buraya arkadaşlar. Dış kenar hilal diyor. Bakın, buraya dış kenar hilal diyecek. Bu alana sahip olan, yani arkadaşlar aslında dışarıdan içeriye doğru bir fethetmeden bahsediyor. Dıştan içe doğru en sonda Heartland'a hakim olacağın, bu şekilde dünyaya arkadaşlar egemen olabileceğini savunuyor. Dikkat, iç kenar hilal, dış kenar hilalden bahsederse Heartland, iç kenar hilal, dış kenar hilal, bunlardan bahsederse kenar kuşak teorisidir. Spickman ismini de bileceksiniz. Adam sana bunu sorduğunda kara hakimiyet teorisine göre daha değişik bir görüş ortaya atmıştır. İşte Spickman diyecektir. Thank you.
Speakman diyecektir arkadaşlarım. Dikkat edeceksiniz buna. Bizim için önemli bir görüş olduğunu da söylüyoruz. Dikkat edelim arkadaşlar. Evet, şimdi bir saniye. Şimdi arkadaşlar bir saniye, burada Speakman'dan bahsetti. Dediğim gibi dışarıdan içeriye doğru bir hakimiyet söz konusuydu kıymetli dostlarım. İşte bu görüş kenar kuşak teorisiydi. Bunu da Speakman ortaya koymuştu. Bizim için oldukça önemli olduğunu söylüyoruz. Dikkat edelim arkadaşlar. Kenar kuşak teorisi en az kara hakimiyet teorisi kadar önemli olduğunu söyleyeceğiz. Dikkat ediyorsunuz buna. Geldik deniz hakimiyet teorisine arkadaşlar. Çok basit. Bunu bileceğiz. Burada Mahan ismini biliyoruz. Dikkat ediyorsunuz. Mahan ismini bileceğiz arkadaşlar. Deniz hakimiyet teorisi. Denizlere hakim olan diyor. Tüm dünyaya egemen olur görüşünü savunmuştu arkadaşlar. Dikkat edelim. Özellikle bu Almanya, İngiltere, ABD, Japonya gibi arkadaşlar, Sovyet Rusya gibi ülkeler bu görüşün peşinde aslında koşmuştu. Bunu arkadaşlar gösteren bir ülke vardı aslında. Osmanlı da aslında bu görüşü benimsemişti geçmişte. Onlar deniz hakimiyetine oldukça önem vermişti. ABD'li komutan Mahan'ın ortaya attığı görüştü. Dikkat edelim, denizlere hakim olan diyor, dünyaya hakim olur. Deniz hakimiyet teorisinden bu şekilde bahsetmişti kıymetli dostlarım. Mahan önemli burada. Geldik hava hakimiyet teorisine. Burada arkadaşlar Skit Aklin var. Bu Skit Aklin diyor ki, dikkat edeceksiniz buna. Skit Aklin diyor ki, dünyaya hakim olmak isteyen arkadaşlar diyor, havaya hakim olacak diyor. Bakın, havaya hakim. Hava hakimiyet teorisi. Skit Aklin'den bahsedecektir. Yalnız bu görüşün doğru olmadığını da süreç içinde göreceğiz. Çünkü dünyada havaya çok hakim olan devletler dünyaya hakim olamadı. Ön koşulunun tabii ki sadece hava olmadığını, karaya, denize ve havaya hakim olmadan geçtiğini söyleyeceğiz. Burada deniz hakimiyet teorisinde Mahan'dan, hava hakimiyet teorisinde ise Skit Aklin'den bahsedeceğimizi söyleyelim kıymetli dostlarım. Bizim için oldukça önemli. Hava hakimiyet teorisi oldukça kritik arkadaşlar. Skit Aklin, dikkat edelim bu adama. Merkezi Türk hakimiyet teorisi, ben söyleyeyim size olayı. Anadolu'ya hakim olan tüm dünyaya hakim olur diyor. Bunu kanıtlayan da Osmanlı'ydı. Osmanlı Anadolu hakimiyetiyle başlamıştı ve daha sonra tüm dünyaya ne yapmıştı? Yayılmıştı. Bizim hocamız arkadaşlar, önemli bir isim, Profesör Doktor Ramazan Özey bu görüşü ortaya atmıştı. Oldukça önemli. Zaten ülkeler coğrafyasında, siyasi coğrafyada, jeopolitikte Ramazan Özey hocamız oldukça kıymetli bir isimdir. Dikkat edelim buna. Ramazan Özey'in merkezi Türk hakimiyet teorisinde dünyanın kalesi olarak Anadolu'yu görmesi oldukça kıymetliydi. Anadolu'ya hakim olan devlet tüm dünyaya hakim olur diyor arkadaşlar. Osmanlı bunu geçmişte kanıtlamıştı. Uzay hakimiyet teorisi, çok uzatmayacağım kıymetli dostlarım. Uzay hakimiyet teorisinde şundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Amerikan Başkanı George W. Bush bu işi ortaya atmıştı. Dünyaya hakim olmak isteyenlerin uzaya hakim olması gerektiğini söylemişti arkadaşlar. Yani bu dakikadan sonra ne yaptı? İşte Rusya başta olmak üzere devletler uzaya yönelmişti. Uzay hakimiyet teorisinden etkilenmişti.
Hatırlıyorsanız arkadaşlar, uzaya hücum diye Amerika ile Rusya birbiriyle yarışıyordu. İşte bu Bush'un ortaya geliştirdiği, George W. Bush'un düşüncesidir. Onunla ortaya çıkan, uzaya hakim olan, dünyaya hakim olur görüşü uzay hakimiyet teorisiydi. İsimleri bilmeniz gerekiyor. Bakın, bu soruları kaçırmak istemiyorsanız sınavda, bak çıkacaktır kesinlikle, coğrafyada iki soru, sosyal coğrafyada iki soru. Kesin banko gelecektir kesinlikle. Yapmanız gereken olay şu: ismi bil, zaten teoriyi yakalarsın. Olay budur arkadaşlar. Kesinlikle verecektir. Dikkat edelim. Tarihin sonu teorisi Francis Fukuyama karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla ilişki kurmuş diyor arkadaşlar. Artık insanoğlu aradığı en ideal sistemi yakaladı ve bunun sonucunda dünyanın sonu, tarihin sonu gelmiştir diyor arkadaşlar. Francis Fukuyama, dikkat edelim, böyle bir görüş ortaya atmıştı. Tarihin sonu arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz buna. Ona göre ekonomik sistemler içerisinde liberal ekonomi arkadaşlar, dikkat edelim, liberal ekonomi oldukça önemlidir. Dünya diyor liberal ekonomiye geçtiği için diyor en ideal sistemi buldu arkadaşlar. Liberal ekonomiyle beraber dünya en uygun sistemi buldu ve bu şekilde diyor tarihin sonu gelmiştir. Francis Fukuyama bu teoriyi ortaya attığını söyleyeceğiz. Medeniyetlerin çatışması teorisi, işte bu yine coğrafya ÖABT kısmında gelmişti. Bir yan, aslında hani çıkmasını beklemediğimiz bir teoriydi ama direkt sordular. Samuel Huntington arkadaşlar teoriyi geliştiriyor. Diyor ki burada arkadaşlar burada ekonomi üzerine vurgu yapacaktır. Ekonomiden bahsedecektir. Global ekonomi, efendim küresel dünyadan bahsedecektir arkadaşlar. Ve bunun sonucunda çıkacak çatışmayla beraber medeniyetler çatışması ortaya çıkacaktır diyor. Ve dünyaya hakim olan arkadaşlar bu çatışmayı kazanan topluluk olacaktır diyor. Medeniyetlerin çatışması Huntington olayı ekonomiye yoracaktır. Ekonomi üzerinden yürüyecektir ve bu ekonomik olay içerisinde bu işi kazanan kişi diyor olayı götürecek arkadaşlar. Topluluk olayı götürecektir diyor. Dikkat edelim arkadaşlar. He, bunu da söyleyeyim. Şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Şu tarihin sonuyla bu birbirlerine arkadaşlar sıkıntı. Bu medeniyetlerin çatışması teorisi tarihin sonu teorisine karşı ortaya çıkmıştır. Önemli. Fukuyama'ya karşı Huntington bu görüşü geliştirdiğini söyleyeceğiz arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Medeniyetler bölünür, ekonomik olarak bölünecek diyor medeniyetler ve bu bölünme sonucunda dikkat edelim, çatışma ortaya çıkacaktır diyor. Bunu kazanan toplum dünyaya hakim olacaktır görüşü vardı. Yine medeniyetlerin bütünleşmesi, ben burada Buzan'la Segal'ı göreceğiz. Buzal ve Segal'ı burada görüyoruz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz buna. Burada Batı medeniyetine vurgu yapacaktır arkadaşlar. Batı medeniyetine vurgu yapacaktır. Dünyaya hakim olacak medeniyet olarak görmüştür. Medeniyetlerin bütünleşmesi arkadaşlar, çatışmasına karşı medeniyetlerin bütünleşmesini görüyoruz. Dikkat edelim buna arkadaşlar. Yani Batı medeniyetini daha üst bir noktada görüyor Buzan ve Segal. Bu arkadaşlar çatışma yerine bütünleşme istediğini söyleyeceğiz. İsimlere dikkat edelim. Büyük satranç teorisi, bu işte önemli arkadaşlar. Brezinski, bu adamın ismini bileceksiniz. Büyük satranç teorisi. Coğrafya ABS'de gelmişti yine bu soru arkadaşlar. Brezinski'ye göre arkadaşlar
Burada şunu söyleyeceğiz. Büyük devletler var. Büyük devletler. Büyük satranç teorisinde arkadaşlar büyük devletler olduğunu söyleyelim. Kimdir bunlar diye sorarsanız arkadaşlar Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Hindistan arkadaşlar büyük etkin oyunculardır. Ukrayna, Azerbaycan, Güney Kore, Türkiye, İran ise arkadaşlar önemli mihver rolünü üstlenir diyor. Avrasya diyor Amerika, Avrupa, Asya'nın hakemidir diyor arkadaşlar. Brzezinski'ye göre dikkat edelim. Hiçbir Avrasya sorunu Amerika'nın katılımı olmadan çözülemez demişti. Gerçekten bu adamın söylediklerine dikkat edelim kıymetli dostlarım. Neydi bu adam? Biri Brzezinski arkadaşlar oldukça önemli olduğunu söyleyeceğiz. Burada bu isme dikkat edin. Amerika şimdi Avrasya'nın hakemidir cümlesini kesinlikle verecektir. Büyük satranç tahtası teorisinde diyoruz. Eksen ülkeler diye arkadaşlar dikkat edelim. Bu teoriye göre ABD dünya üzerinde bölgesel güç oluşturabilecek eksen ülkelere karşı strateji geliştirmelidir diyor. Dünya üzerinde bulunan 9 ülke Endonezya, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Mısır, Güney Afrika, Brezilya, Cezayir ve Meksika eksen ülkelerdir. Bu adam arkadaşlar, bu adamlar Hill ve Kennedy arkadaşlar, Hill ve Kennedy arkadaşlar. Bu ABD bu ülkelere karşı strateji geliştirmelidir diyor. Bu eksen ülkelere hakim olan dünyaya hakim olur fikri savunmuştu. Hill'le Kennedy eksen ülkeler hakimiyet teorisi. Burada şunu bilelim. Eksen ülkeleri bilin arkadaşlar. Der ki eksen ülkeler hakimiyet teorisinde ABD'nin hakim olması gerektiği savunulan ülkelerden biri değildir ya da biridir diye sorabilir. Eksen ülkeler hakimiyet teorisine dikkat edeceksiniz kıymetli dostlarım. Entrika çemberi teorisi Illuminati arkadaşlar. Dünyayı zenginlerin, soyluların yönettiğini, bir ailenin ve onların çevresindeki zengin insanların yönettiğini söyleyecektir arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bu ailenin dünyaya egemen olduğundan ya da bu topluluğun dünyaya egemen olduğunu, Kudüs merkezli bir dünya devleti kurmak istediklerini, bunların arkadaşlar bir nasıl söyleyeyim güç şebekesi arkadaşlar dünyanın süper zenginleri evet dünyanın süper zenginleri ülkemizden de bazı insanların isimleri geçmekteydi arkadaşlar bunlar işte tapınak var tapınaklarda ayin yapılar falan filan arkadaşlar Illuminati dediğimiz olay aslında entrika çember teorisi arkadaşlar Mars bu olayı ortaya atmıştı dünyayı diyor soylu ve zenginler yönetiyor diyor. Bunların oluşturduğu bir topluluk hakimdir diyor. Dikkat edelim ve Kudüs merkezli bir dünya devleti kurmak istiyorlar. Dikkat ediyorsunuz entrika çember teorisine.